Merhabalar. Uzun bir aranın ardından yaklaşık bir ay sonra istekleriniz doğrultusunda gıda ile ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Gıda konularının yanı sıra yine başarı, mühendislik ve güncel konularda da videolar çekmeye, IGTV'de canlı yayın konuklarımı ağırlamaya devam edeceğim. Özlediyseniz başlayalım. Titanyum dioksit veya E171 kodu soslarda, dondurmalarda, peynirlerde, şekerleme ürünlerinde, tatlılarda, hamur işlerinde, kurabiyelerde, beyazlatıcı ve parlatıcı olarak kullanılan bir gıda katkı maddesidir. Bu madde gıdalarda nem tutma, opak görünüm, UV ışınlarından koruma gibi amaçlarla da kullanılmaktadır. Titanyum dioksit ayrıca güneş kremlerinde, kişisel ve kozmetik bakım ürünlerinde, tekstil ürünlerinde, çatı kaplama malzemesi gibi farklı alanlarda da değerlendirilmektedir. Ocak 2020 itibariyle Fransa'nın titanyum dioksiti tüm gıda ürünlerinde yasaklaması ve Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu EFSA'nın yayınladığı son raporla beraber Avrupa'da titanyum dioksitin yasaklanması veya önemli bir şekilde kısıtlanması gündemde. Şu anda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından titanyum dioksit kullanımı gıdalarda maksimum %1 limit olarak belirlenmiş olup Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği tebliğine göre ise quantum satis yani istenen etkiyi yaratabilecek minimum miktar olarak belirlenmiştir. Kısacası herhangi bir sınırlama bulunmamakta. Peki Avrupa'da neden yasaklanmak isteniyor? EFSA'nın yaptığı araştırmaya göre titanyum dioksitin gıdalarda kullanımı doğrudan toksik etkiye veya kansere neden olmamakta. Ancak kan dolaşımına katılarak dokularda birikebileceği, bazı biyokimyasal değişikliklere yol açabileceği, davranışta ve hafızada etkiler bıraktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca geçmiş raporlarda da potansiyel kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda ise vücuda bir kere girdiğinde vücudun titanyum dioksiti dışarı atamadığı, nano boyutlarda taneciklere sahip olduğu için de hücreden hücreye, organdan organa rahat bir şekilde geçtiği, hücre mekanizmalarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak kuvvetli bir şekilde nem tuttuğu için vücudun su dengesini bozduğu ve sebepsiz kanserlerin de nedenlerinden biri olabileceği iddia edilmekte. Vücuda giriş şekline bakıldığında EFSA'ya göre güneş kremi gibi titanyum dioksit içeren ürünler solunduğunda daha kolay ve daha etkili olmaktadır. Bu yüzden titanyum dioksit içeren ürünleri solmamaya dikkat edin. Bu potansiyel riskleri ve araştırmaların tamamen sonuçlanmadığını da göz önünde bulundurarak etiketinde titanyum dioksit veya E171 kodu bulunan gıda ürünlerini satın alıp almamak size kalmış. EFSA'nın raporları güncellendikçe ben de sosyal medya hesaplarımda sizlerle paylaşacağım. Son olarak bu videonun araştırmasında bana yardımcı olan kurucusu olduğum Gıda Bilim Akademisi üyesi meslektaşım Sayın Pınar Güler'e teşekkürlerimi sunarım. Video bilgilendirici olduysa ve katkı maddeleri serisinin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza mukayyet olun, sevgiyle kalın.